arkadaşlarımızın yaptığı yanlış. Biz kafaya yaşı yerleştirdik Murat Bey. Yani geri kalan hiçbir şeyi toparlamasalar da, yapmasalar da yaş kalktığında evet bu kesim mutlu olacak diye düşünüldü. Oysa ki peki, biz her ama seferinde bunu anlattık. Yaklaşık bir senedir Sayın Akbaşoğlu da dahil olmak üzere bunları anlattık. Ve her seferinde de karşıdan hiçbir şekilde böyle bir prim konusuyla ilgili bir görüşme geçmedi. Ama şu anda bu prim konusunda arkadaşlarımızın gerçekten de çoğunun, tamamı demiyorum, çoğunun prim olarak 5.000'in üzerinde, 10.000'in üzerinde olan arkadaşlarımız dahi var. Evet, biz mutlu olduk mu? Biz sevindik mi? Bizim mağduriyetimiz giderildi mi? Evet, birçoğunun mağduriyeti giderildi. Birçoğu mutlu oldu mu? Evet, birçoğu mutlu oldu. Ama biz topyekün mutlu olmak istiyorduk. Biz bunu da anlattık. İnşallah ilerleyen süreçte bu arkadaşlarımız için de bir çözüm yolu için biz ısrarla devam ediyoruz. Görüşmelerimize de devam ediyoruz. Genel kurul ortamında düzenlenebilir mi? Ben şahsen düzenlenebileceğini de düşünmüyorum. Ben de öyle tahmin ediyorum. Şimdi az önceki söylediğiniz konudan bir ilave yapmak isterim. Onu belirteyim. Şimdi hani herkes kamuoyu yaşa takıldı, çok yaşla ilgili konuşuldu diyorsunuz ya, bu süreci yani bir yıldır aktif olarak takip ediyoruz. Yaşa takılma süreci aslında Kasım'dan sonra başladı. Yani onu açıkça görmek lazım. Çünkü bakanın açıklaması vardı, yani burası çok miladi bir süreç. Yani hatırlarsanız biz Çetin Bey'le sizle çok yayın yaptık. Ve dedik ki bakan açıklama yaptı. Bakan açıklama yapıyorsa, 5.000 gün açıklaması yapıyorsa herhalde primle alakalı bir sorun olmayacak diye düşündük ve bunu gündemimizden çıkardık işin doğrusu. Çünkü prim halloldu bakandan aldığımız açıklamaya göre. Şimdi yaşla ilgili programlar yapmak gerekiyor diye. Yani buradaki aslında Nalan Hanım temel problem şu, yani şunu anlatmak lazım. Borçlandılar ya şimdi o 5.000 gün konusundan sonra. Evet. Yani 5.000 gün açıklamasından sonra mesela eksik günü olanlar borçlandı. Kredi evet. Çektiler vesaire. Onun neticesinde bu sistem getirilince, mevcut sistem getirilince 5.975 olunca çok büyük hayal kırıklığı yaşadı bir kesim. Asıl işte tartışma konusu, yani bunu merak ediyorlar. Niye bu son süreçte değiştirildiği merak ediyorlar. Murat Bey, aslında şöyle söyleyelim. Biz o ilk açıklamayı duyduktan sonra yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte bu şey ne zaman başlamış? Kademeli prim olayı 99 öncesinde ne zaman başlamış diye bir araştırmaya girdik ve inanın hiç okumadığımız kadar sanırım o arada bir kanun okuduk, onu taradık. Ne zaman başlamış? Hani biz hep 5.000 gün diye iş akdimizi biliyoruz. Fakat sadece bir dönem olarak prim şartı yokmuş. Yani sabitmiş, 5.000 prim günüymüş. Onun dışında hep prim kademeli olarak hayatımızda varmış. Dönem dönem işte bazı arkadaşlarımız hep bunu söylüyordu. Biz 5.000 gün diyorduk ama tabii hepimizin işe giriş yılları da farklı olduğu için. Mesela benim dönemimde, zaten ben devlet memuruyum ama benim dönemime denk geliyor 5.000 prim günü. Orada ben onu gördüm. Benimle birlikte işte SSK'lı olarak başlayan arkadaşlarımız sanırım 5.000 prim günüyle başlayanlardan. Onlarda var sadece. Onun dışındaysa direkt hep devam eden bir prim sistemi var. Siz de şimdi öyle deyince ben de nasıl bir telaffuzda bulunacağım o kademe konusunda bilemedim. Kademeli prim sistemi dezenformasyona giriyormuş. Yani Akbaşoğlu onun bugün için açıklamasından. Diyorum işte yani. Öyle denilmemesi gerekiyormuş. Yani biz de mevcut prim diyoruz yani. Çünkü onun kendi basın açıklamasında yapmış olduğu açıklama böyleydi. Mevcut prim diyelim. Yani kademeli prim demeyelim. Çünkü biliyorsunuz
Dezenformasyon yasası var. Dikkat etmeye çalışıyoruz ama hani böyle de bir durumla karşı karşıyayız yani sonuç olarak. Mevcut prime göre, 99 öncesi primlere göre değil Evet. de mevcut primlere göre, çalışma hayatında gördükleri primlere göre bu süreç oldu. 4447 sayılı yasanın içinde de bu mevcut prim sistemi var. Zaten yaş da biliyorsunuz onun içinde bulunuyor. Oradan sadece yaşı çıkarıp anlatmaya çalıştıkları bu. Oradan sadece biz yaşı çıkarttık. O şey olduğu gibi kalıyor diyor. Yani mevcut prim sistemi zaten vardı, biz buna yeni bir ekleme yapmadık ki diyorlar. Yani o nedenle sosyal basında, yazılı ve görsel basında kademelendirme getirildi sözcüklerine karşı bu şekilde bir açıklama yaptılar. O zaten vardı. Biz onu değiştirmedik ve orada haklılar. Yani araştırdığınız zaman bunu çok net olarak görüyorsunuz da zaten. O kademeli sistem zaten bizim şartlarımız içinde, mevcut şartlar içinde vardı. Yeniden gelen bir olay değil. Bizim yeniden gelen tek olayımız yaşın oradan çıkartılması. Ya evet, o şu anda iktidarın söylediği konu, yani Akbaşoğlu'nun açıklamasına baktığımız zaman Akbaşoğlu diyor ki mevcut da böyleydi zaten. Buradaki temel problem yaşta, biz bunu kaldırdık. Ya yine hani aynı şeyleri tartışacak gibi olacağız ama açıkçası yani Nalan Hanım, yani bakanın açıklamaları, çok büyük çelişki var burada. Yani bakanın açıklamaları, ki yani şimdi onu söylediğimiz zaman işte Resul Kurt da mesela diyor ki, AK Partili isim Resul Kurt, o da diyor ki yok öyle bir şey, bakan öyle bir şey açıklamadı gibisinden bir açıklaması da var. Yani çok ilginç, yani bu ilginç bir süreç yaşadık işin doğrusu. Şaşırdık yani, çünkü böyle bir şey beklemiyorduk hiçbirimiz. Bakanın açıklamaları böyledir diye tahmin ediyorduk. Şimdi size bir konuyla alakalı daha sorum olacak. Onu da ifade edelim. Bu arada Volkan Bey de demiş ki, bakanın yanlış videosuna bakıp yorum yapıyorsunuz. Asıl Habertürk canlı yayını aratıp 3 dakika bakın, net 5000 diyor bakan diye. Komisyondaki şimdi Habertürk'tekine bakarsak, buradaki temel sorun, evet, 5000 prim gününün getirilmemesi, evet, ama şimdi Kasım'da konuştu ya bakan ilk kez, borçlanmaların patlaması o dönemden sonra oldu. Yani buradaki temel olarak tez bu. Yani biz borçlandık, o yüzden şu anda bu sıkıntıyı yaşıyoruz deniliyor. Nalan Hanım, şimdi gelen bir eleştiri de size, Bir şey söyleyeyim yalnız şu buyurun, konuda. buyurun, buyurun. Habertürk'teki videoyu defalarca dinledik. Defalarca dinledik. Ve 5000 demekle birlikte mevcut olanda diye orada söylüyor. Volkan Bey onu da dikkat ederse orada onu söylemiş ama biz onu hep 99 öncesi mevcut olarak algıladığımız için o hataya düştük diye düşünüyorum. Hem 5000'i söylüyor hem de mevcut sistemi değiştirmiyoruz diyor. Peki, yani yine üzerine çok uzun tartışılacak bir konu ama sonuç olarak şunu anlıyorum. Yani diyorsunuz ki hükümet burada mevcut ve 99 öncesiyle alakalı böyle bir çalışma yaptı. Ama hani şu da bir soru işareti. Bakan sonuçta bu işle ilgili birisi, bilgili birisi. Böyle bir hatayı yapabilecek, büyük bir hata yapabilecek şekilde açıklamalar sebep olacak açıklaması varsa, o da çok büyük bir soru işareti. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi şöyle soru şu. 5000 prim günü